Arkadaşlarla saat 9 gibi, 9 veya 10 gibi Toki'de maç yaptık. Oradan çıktık işte fırına gittik hep beraber. Yani biz 4 kişi gittik. 2 tane arkadaşım bir de kuzenim vardı. Fırına sohbet muhabbet amaçlı gittik, oturuyorduk. Biraz sohbet ettikten sonra işte o arkadaşım fırının içine girdi, çıktı. Ben de merak ettim. Fırının içine girdim. Arkamı döndüğümde işte Buğra kapıyı kapatıyordu. Elini ittirdim ama yetişemedim. Ondan sonra hemen elimi cebime soktum. Kapşonumu falan çektim. Fırın o bir tur döndükten sonra tık diye bir ses geldi. Fırın derecesi artmaya başladı. Bağırdım işte açmadılar. Ondan sonra işte elime de kapıya vurunca işte yüzüm falan açıldı. Kapşonum falan hep düştü. İşte iki elim bir de yüzüm yandı. Ondan sonra fırından çıktıktan sonra herkes bir telaşla şey dedi. İşte koşturdu sağa sola. O Buğra'yla Sinan da işte çaydanlıktan su döküldü, çay döküldü falan dememiş dediler, sürekli tembihlediler. Ondan sonra fırının önüne yatmışım, onları hatırlamıyordum işte. Birkaç gün zaten kendime gelemedim, sonradan hatırladım. Oradan çıktık işte arabaya bindik. Hastaneye giderken o işte Buğra ile Sinan tekrardan çaydanlık döküldü, çay döküldü işte. Su döküldü falan dememi istediler öyle. Gidene kadar sürekli tembihlediler. Ondan sonra işte hastaneye götürdüler. Elime falan işte sardılar, ilk krem sürdüler. İşte ondan sonra ailemi aradılar, işte ailem geldi. Ondan sonra gittiler işte Buğra ile Sinan. Gittikten sonra işte ben de pansuman falan oldum, serum falan taktılar. Eve gittim, işte uyudum, uyuduğumu hatırlıyorum. Birkaç gün kendime gelemedim zaten. Çoğu şeyi hatırlamıyordum. İşte bazı şeyleri hatırlıyordum, bazı şeyleri hatırlamıyordum. İşte olay işte gelenler sordukça biz gelen geçmiş olsuna gelen misafirler sordukça nasıl olduğunu şey yaptıkça söylediklerinde çoğu şeyi yavaş yavaş hatırladım zaten. 2 veya 3 gün kendime gelemedim. Yani bilincim yerinde değildi zaten.